Dünyanın en iyi, en mükemmel, en iyi ve en mükemmel YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çok basit ama çok mükemmel taktiklerle tek hesaplaşmada amcaoğlu Micho'yu 25 şutla yapacağım. Tabii 25 şutla yaptıktan sonra da oynamaya devam edeceğim. Unutmadan söylemek istiyorum, eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak mükemmel eğlenceli içeriklerimden faydalanabilirsiniz. Like atarsanız da çok sevinirim. Az önce yanlışlıkla 4-5 maçlık videoyu sildim. Aslında sildiğimin farkında değilim çünkü amacım silmek değildi. Edit programına atıp orada editleyecektim. Sonra bir baktım ki video yok. Sonra düşün ne oldu, bu video nereye gitti? Sildiğim aklıma geldi. Yanlışlıkla sildim. Yani bu da demek oluyor ki bu maç aslında 750 kupa olabilmek için, 25 şutlu olabilmek için son maç. Bundan önceki maçları yanlışlıkla sildim. Ve 4 maçtır hiç maç kaybetmedim. Şu an çok saçma sapan bir savaş yapıyoruz burada. Bu arada gerçekten 2 tane Micho yan yana geldiği zaman ilk saldıran kaybediyor. Bu yüzden bunu bir taktik olarak kullanabilirsiniz. Çünkü ne zaman bir Micho ile tek başımız, yani baş başa kalsam bir Micho ile saldıramıyorum. Çünkü saldırmaya başlarsam o beni kesiyor. Saldırırsam o beni kesiyor. Saldırmazsam yine o beni kesiyor. Bu arada bunu kesebiliyorum. 3 maçtır arka arkaya buz kestiğim için, bul kestiğim için bu karakterleri artık kesebildiğimi öğrendim. Yani bu bir tık iyi oldu. Bu arada 700 kupadayım ama hala iyi bir oyuncuyum diyemem. Yani iyi bir Micho oyuncusuyum diyemem. Çünkü çok kolay kasılıyor. İnanılmaz kolay kasıldığı için şöyle sadece takım olmadığımı göstermek için bu emojiyi attım. Normalde bu emojiyi kullanmıyorum bile. Bu arada bir tek bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama ne zaman düello spreyi sıksam yere, bunu gören oyuncular bana oynamıyorlar. Benden kaçıyorlar. Şöyle bir kaçtım. Bir küçük dalga geçeceğim rakiple. Yakalayamadın dostum. Bu arada şu an dördüncüyüm. Şu an kupa kazandım ve yaklaşık 4, 9, 3, 6, 9, 12, 6, 9. Şu an ne diyorum ben? Matematiğim şu an, evet, Micho ile birbirimize saldıramıyoruz. Biz Micho ile birbirimize saldıramazsak buz da gelip bizi keser. Bu arada ben 3. oldum. Kazanma serisi sayesinde artı 4 kupa daha alarak 10 kupa kazanmış oldum ama son maç, 25 rütbe için son maç. Şu an bütün oyunculuğumu konuşturacağım. Tabii Micho ile ne kadar oyunculuk yapabiliriz bilmiyorum ama bu arada videonun başında yıldız gücüm farklıydı. Yani maçlara başlamadan önce videonun başlangıcında farklı. Bir saniye, ben bu ismi tanıyorum. Ben bu ismi tanıyorum. Şu an seninle 1v1 atmak istiyorum. Gel buraya dostum. Seninle 1v1 atmak istiyorum. Her yerden bir Micho, çok ilginç ama her yerden bir Micho çıkıyor ve bu o kadar sinir bozucu değil. Yani Micho oynuyorsanız bu sinir bozucu değil. Şöyle bir yavaşlattım. Takım olmak yok dostum, takım olmak yok. Burada sadece oyuncuların yeri burası. Burası sadece oyuncuların yeri dostum. Yalnız gerçekten kaçtığına inanamıyorum. Kaçtığına inanamıyorum. Savaş benimle. Yavaşlatıyorum ama saldırmıyorum. Çünkü gelip bana saldırmasını bekliyorum. Dostum şaka mısın? Saldır, savaşsana benimle. Maymunlar birlikte güçlü, karşıyım. Kesmeyin onu, onu ben keseceğim. Mükemmel. Mükemmel kill. Bu çok kişisel bir mesele. Tekrardan 25 rütbe için son maç. Az önceki maç Micho'nun peşinde koşmaktan unuttum 25 rütbe maçı olduğunu ve win alamadım. Bu yüzden bu son maç. Ve tekrar bir Micho'nun peşine takılacakmış gibi hissediyorum. Micho dostum, çubuğum dolmak üzere. Çubuk dolunca mükemmel bir kill. Mükemmel. Bu arada arkadaşlar bunu hesaplıyorum. Bunlar gerçekten çok zor olduğu için şu an Shelly'yi keseceğim. Fazladan bir mermi aldım ama bu arada bir an kesemeyeceğim zannettim. Şöyle bir taktik buldum arkadaşlar. Bir tane boş ateş ediyorum. Boş ateş ettikten sonra çubuğum boşalıyor ve çubuğum tekrar dolmaya başlıyor. Çubuğum tekrar dolmadan bir tane ateş ediyorum rakibe. Sonra bir tane ateş ettikten sonra çubuğum dolmuş oluyor ve hemen bir tane daha ateş ettiğim zaman bir mermi daha doldurmuş oluyorum ve toplamda 4-5 tane mermi atıyorum. Aynen, ilk saldıran, normalde ilk saldıran kazanır ama bu sefer ben kazandım dostum. Bu arada zamanlama çok önemli. Tabi her zaman Micho vs Micho olmak zorunda değil. Oyunda farklı karakterler de var. Özellikle hesaplaşmada oynadığımız için 9 tane rakibimiz oluyor şu an. Gerçekten bunu yapmamam gerektiğini biliyordum. Çünkü her çalıdan bir şeyle çıkabilir ve eğer ultisi olsaydı beni kesebilirdi. Şu an bir tık buradaki çalıyı da kontrol etmek istiyorum. Şu an çok riskli bir şey yapıyorum. Aslında şu an 25 rütbe yaptım.
Şu anda 25 rütbeyim dostum. Şu an 25 rütbe. Şu an aslında video amacına ulaştı. Tabi bu videoda, bu videodan sonra yaklaşık olarak acaba bu maç win alabilir miyim? Şu an tek derdim win almak. Win alarak birinci olursam, 25 rütbe yaparsam mükemmel olur. Ama son karakterin Edgar olduğunu bilmiyordum tabii ki. Edgar! Hayır. Gerçekten mermileri o kadar geç doluyor ki, şu yıldız gücü olmasa Micho oynanacak karakter değil. Çok geç doluyor çünkü. Gerçekten hani bekliyorum. Az kalsın az önce Micho'nun 25 rütbe videosunu siliyordum. Zaten videonun başlangıcını sildim. Orayı da silseydim benim için çok büyük problem olurdu çünkü. Her neyse, bugün bu haritada, bu harita umarım uzun süre oyunda kalır. Çünkü haritayla ilgili çok çok güzel düşüncelerim var bu haritayla ilgili. Çok güzel taktikler buldum. Özellikle bu taktiklerden biri, ben bu haritada karlı 900 kupa yaptım random ve ilk defa karlı 900 kupa random yaptım. Bazı karakterleri random kasmak kolay ama bu bazı karakterlerin içinde benim için karl yoktu. Ve son güncellemelerden sonra hiperi olmamasına rağmen karlı 900 kupa yaptım. Benim için çok büyük başarı bu arada. Neredeyse oyuna başladığım zamandan beri bir tane 1000 kupa random karakter yapmaya çalışıyorum. Çünkü bunu yaptığım zaman oyunculuğumu tam anlamıyla geliştirdiğimi düşüneceğim. Tam anlamıyla ulaşmam gereken yere ulaştığımı düşüneceğim. Çünkü random yapmak çok zor. Eskiden her yerde crow vardı. Her yerde ama hesaplaşmanın her yerinde crow vardı. Özellikle robot modunda, eskiden robot modu vardı ve en sevdiğim oyun moduydu. Çünkü o zamanlar Max ve Colt oynuyordum sadece ve Max ve Colt'u robot modunda oynamak çok eğlenceliydi. Çünkü robotu kırmak o kadar kolaydı ki Max ve Colt'la. Zaten aksesuar basıyordum Colt'la. Direkt robotu kesiyordum ve sürekli yük topluyordum, güçleniyordum, bir robot daha kesiyordum. Bu şekilde oynadığım için çok güzel killer winler alıyordum. Tabii şu an aklıma geldi de, ben o oyun modlarını o kadar oynarken hiç 25 rütbe karakter yapamadım. Max'i de yapamadım o modlarda. Colt'u da yapamadım. Çünkü o modlar aslında kupa kasma modu değil. Çok eğlenceli, eğlenme moduydu benim için. Çok uzattım. Birazcık Micho ile ilgili birazcık taktikler vereceğim. Oyun başlangıcında hemen 3 tane mermimi atıp oyundaki duvarın arkasına gidiyorum. Çünkü rakipler benim oraya kaç mermi atıp geldiğimi bilemiyorlar. Tahmin edemiyorlar bazen. 3 tane mi attım, 2 tane mi attım yoksa 1 taneyle mi geldim bilmiyorlar. Ve bu yüzden saldıramıyorlar. Saldıramadıkları zaman takım arkadaşlarım da bana yetişiyor ve ortaya gelip rakiplerle savaşıyorlar. Ben de bir boşluk bulup ya kasaya gidiyorum ya da rakiplerimin canı azaldığı zaman onları kesiyorum. Bu her türlü işime yarıyor. Çünkü onlara saldırdığım zaman ultim doluyor ve bir kere kasaya ulti atarak gidebilmemi sağlıyor. Bu arada evet, random 850'ye çıkardım ama bunun 850 kupa maçı olduğunu söylemeyi unuttum. Az önce dedim ki ben neden 900 kupa Micho yapmayı denemiyorum. Karlı da zaten burada 900 kupa yaptım. Dedim neden denemiyorum. Sen Duma gençsin, kendine gel dedim. Aldım aynayı karşıma. Dedim ben ne diyorum ya, ben yine boş yapmaya başladım. Benim yine boş yapma saatim geldi. Boş yapmaya devam etmek istemiyorum. Çünkü şu an 900 kupa maçı. Bu maç 900 kupa olabilmem için son maç. O yüzden... Bu arada acaba bu şekilde devam ederek 1000 kupaya kadar çıkabilir miyim? Çünkü eğer 1000 kupaya çıkarsam bu müthiş olur. Bu muhteşem olur. Bu mükemmel olur. Aslında Micho çok da mükemmel bir karakter değil. Yani oynaması çok zevkli. Gerçekten oynadıkça oynuyorsun. Çünkü kupa kasamıyorsun, kaybetmiyorsun. Tabii şu an kasıyorum ama yeni bir karakter olduğu için. Kupa kasamıyorum, kupa kaybedemiyorum, düşemiyorum. Hep aynı yerde kalıyorum. Yani öyle bir karakter. Ve oynarken fark edemeden bir bakıyorum 1 saat oynamışım, 2 saat oynamışım. Az önce de böyle oldu mesela. Şu an en son şey gibi geliyor bana. Sanki az önce 27 rütbe oldum. Şimdi de 28 rütbe olacağım. Sanki bu maçtan sonra aslında 28 rütbe değil de 30 rütbe olacakmışım gibi. Aslında 30 rütbe yapıp da edite oraları koymayıp böyle şu an çok acayip şeyler düşünüyorum. Bir an önce bu videoyu bitirmem gerekiyor. Çok yoruldum, çok uykum var. Bir an önce bu videoyu bitirmem gerekiyor. Yoksa daha çok saçmalayacağım. Mükemmel. Bu arada arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum ama bazı karakterlerin hiperleri çok saçma. Mesela Micho'nun hiperi Maze'nin yıldız gücüyle aynı. Maze'nin yıldız gücü de rakipleri yavaşlatıyor. Micho'nun hiperi de yavaşlatıyor. Ayrıca Edgar'ın yıldız gücünün hiperinin
birlikte aynı anda, pardon konuşamadım. Her neyse, bu videoda buraya kadardı. Ben uyumaya gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın.